gür sesimizle alanlardan haykırıyoruz. AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emeklilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaşmayı arttıran politikalar yürütmeye devam etmektedir. Ağustos 2021'de yetkili ama etkisiz yandaş sendikayla imzalanan toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulmuştur. Adeta sefalete mahkum edilmiştir. Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli milyonlarca emekçiye KDV, ÖTV olarak dönmüş, çarşıda, pazarda pahalılık kendini göstermiştir. 2022 bütçesinden memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Türk lirası hızla değer kaybederken kurdaki dalgalanmalar biz emekçilerin belini iyice bükmüştür. Bu karanlık ekonomik tablo karşısında aylardır meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. Zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz diyerek peş peşe yapılan zamları, yaşadığımız ekonomik kriz ve derin yoksulluğu haykırıp siyasi iktidarı önlemler almaya çağırıyoruz. Ancak tüm bu çağrılarımıza ve taleplerimize yanıt verilmediği gibi her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam imkansız hale gelmişken AKP iktidarı sadece yandaşların özgür ve refah içinde olduğu bir ülke yaratmıştır. AKP zammını al başına çal. AKP zammını al başına çal. AKP zammını al başına çal. Devletin fabrikalarını yıllar içinde bir bir elden çıkaran, tarıma emperyalistlerin ambargolarıyla baş başa bırakan, sanayiyi teşvikten yandaşı kalkındırmaya anlayan iktidar, 20 yıl içerisinde üretmeden tüketen, birçok mal ve hizmeti dışarıdan almak zorunda olan bir ülke yaratmıştır. Ülkedeki işsizlik oranı ise tavan yapmış, işsiz sayısı 7 milyon 870 bin kişiye ulaşmıştır. Büyük önder